Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün gene bir değişik bir şey yapalım. Gene teşkilatlı bir şey olacak ama çok nefis bir şey olacak. Ne yapacağız, ne yapalım? Kıbrıs köfte. Yani bu da değişik bir şey, bu da çok güzel bir lezzet. Malzemeleri biz bayağı teşkilatlı yalnız. Ben yemeği birazcık da teşkilatlı yapacağım. Şimdi 4 tane patatesi rendenin ince tarafından geçirdim. Suyunu sıktım. Normalde mücver yaparken sıkmadım ama köfte bu. Daha değişik bir şey olacak. Birazcık kaşar dilimledim. Şöyle ince ince bunları köftenin içine koyacağız. 2 dilim ekmeği, bayat ekmeği ufaladım. 300 gram kıymam var. Bir orta boy soğanı rendeledim. Suyunu sıktım. Bu sosum için 1 yemek kaşığı tereyağı. 1 yumurtanın akını çıkardım arkadaşlar. Ben normalde köfte yumurta atmam ama patatesli olduğu için tutsun diye sadece akını alıyorum. Sarısı koku yapıyor, istemiyorum. Şöyle bu bardağın yarısıyla et suyu, ama bu yoğun bir et suyu. İlik arkadaşlar, sulandırılmamış. Domates salçam, tuzum ve çeşitler için patates kızarttım, altın sarısı. Bir de biberlerim. Şimdi önce kıymanın yapılışına bir geçelim köfteleri. 4 orta boy patates demiştim arkadaşlar. Bunun suyunu sıktığımını da söylemiştim. Bu önemli, yani bu kıymalı patates köftesinde su olmaması gerekiyor. Şimdi buna 1 adet orta boyun soğanı şöyle rendelenmiş biçimde hazırlamıştım. Bunları da atıyoruz. Bayat ekmeklerim. Bayat ekmek. Siz galeta unu da kullanabilirsiniz, bulamazsınız. Ve 300 gram kıyma. Kaburgadan çektirdim gene. Her zaman için kaburgadan çektirmek en güzeli arkadaşlar. O hazır paket kıymalar maalesef iyi olmuyor. Ve bir tutam maydanoz. Bu isteğe bağlı. Ama patates içine girince maydanoz hakikaten iyi oluyor. Şimdi ne yapalım? Tuz oranı bence, bu tamamen değişik, 1,5 tatlı kaşığı. Daha fazlası gerekmez, tehlikeli. Ve tepeleme dolu bir çay kaşığı karabiber. Bunu şimdi yoğuracağız arkadaşlar, bir güzel. Yoğurma işlemi tamamlandı. Bunun içinde kıyma ve patates olduğu için birbirine iyi geçmesi gerekiyor. Çok iyi karıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu fazla dinlendirmeyeceğiz. 10 dakika, 15 dakika. Çünkü patatesi her an su salabilir. Gerçi suyunu çok iyi sıktım ama ne olur ne olmaz fazla beklettirmeyeceğim. Biz de bu arada sosumuzu ve biberimizi köftemiz yenirken şimdi sosun yapımına geçelim arkadaşlar. Şöyle bir sos tencerem var. Şöyle bir miktar sıvıya atıyorum. Sıvıya neden atıyorum? Tereyağını yapacağım için, tereyağını öldürmek için. Çünkü sosu birazcık kavuracağım, tereyağı yanmaması için. Altını da çok açmayalım, dumanlar çıkıyor. Bu tereyağını eritiyoruz arkadaşlar. 1 yemek kaşığı tereyağla, işte 2 yemek kaşığı sıvı yağ tam denk gelir. Benim tarifim böyle. Şimdi bunlar erirken şöyle 3 yemek kaşığı domates salçası, ama dolu dolu. Bunu böyle tereyağla beraber yedik, güzel kavuruyoruz. Arkadaşlar kavuruyoruz derken hepten yemeklere koyduğumuz salça kavurur gibi değil. Tereyağını biraz yesin yeterli. Böyle kokuyu alacağız. O kokuyu aldıktan sonra şu yoğun biçimde olan et suyumu da bunun içine atıyorum. Ve gene şu ölçüyle, yani bu da nedir? Bir su bardağına biraz az su atıyorum. Bu böyle kaynayacak. Kaynamadan böyle güzel yediriyoruz bunu böyle birbirine. Şöyle. Kıvamına bakalım.
Sos kıvamı bu arkadaşlar. Bu kaynayınca gerekli miktarda tuz atacağız. Ve kısık ateşte bir gene 10 dakika en kısık ateşte bir hermelenmesini bekleyeceğiz. Bu arada unutmuşum arkadaşlar. Özür diliyorum. Bir tane de kesme şeker atarsanız sos kendine getirir. Ya da bir çay kaşığı toz şeker. O zaten içinde eriyecek. O da içine bir ayrı lezzet verecek. Sosumuz oldu arkadaşlar. Altını kıstım. Şu anda hermeleniyor. Biraz sonra kapatacağım. Biraz doğal gaz ocağı olduğu için kuvvetli. 5 dakika buna yeter. İşte bu sosu İskender'de de kullanabilirsiniz. Mükemmel İskender sosu budur arkadaşlar. En iyi tarif budur. İskender'in orijinal tarifi. Tereyağını biraz yakacağız. Tereyağını da kavuracağız. Sosumuz oldu. Bu arada biberlerimizi soteleyelim. Çok kızgın yaptığım döküm tavama birazcık sıvı yağ atıyorum. Uzun sivri biberleri şöyle ikiye böldüm arkadaşlar. Şöyle soteleyeceğiz bunları. Çok fazla pişirmeyeceğiz. Çok fazla pişirince cıvığı çıkıyor. Biraz diri kalacak. Bismillah başlayalım. Şöyle bir cevizden daha büyük, yani bir yumurta büyüklüğünde bir tane bir hamur alalım. Şöyle yassı biçimde açıyoruz. Şu yassı biçimde gene kestim. Kaşarı içine yerleştiriyoruz. Arkadaşlar güzelce ağzını kapatıp yoğuruyoruz. Ve köftemize şekil veriyoruz. Burada ben söylemeyi unuttum. Malzemede karıştırırken yumurta akında attım ben. Sonradan geldi aklıma. Bu şekilde dağılmadan durmasının sebebi yumurta akı arkadaşlar. Yeterli köfteyi bastık arkadaşlar. Şimdi zaten sıcak olan tavamıza biraz daha ısıtıp biraz daha sıvı yağ ekliyoruz. Biberleri hermelediğim yağ o kadar önemli değil. Öyle kızartmadım fazla. Biber tadı fazla geçmemiştir ama ben zaten biber tadını seviyorum. Siz isterseniz yağını değiştirebilirsiniz. Şu şekil bir posta yaptım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Bismillah diyelim. Şöyle bir tane atalım. Azıcık daha kızsın. Köftelerimiz olduğu gibi arkadaşlar. Kaşarlara bakın. Çıkmaya yer arıyorlar. Köftelerimiz oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sosumuz da hazır. Şimdi soslama işlemini videonun başında göreceksiniz. Hepinize afiyet olsun.